Kanalımız sayesinde dünyanın en güzel yerlerine gidip dünyanın en güzel mülklerini geziyoruz. Yeri geliyor malikane geziyoruz, yeri geliyor özel ada, jet ve karavan turluyoruz. Fakat bazen çok farklı mülklere denk geliyoruz ve bugün o günlerden biri. Nero dünyanın en büyük yatı değil, dünyanın en şaşalı yatı değil, dünyanın en pahalı yatı kesinlikle değil. Ancak bizim şu ana kadar gezdiğimiz gerek dizaynı, gerek yapılış amacı veya vizyonu olsun dünyanın en güzel yatlarından birisi. Bugün de size çok güzel bir Türkçe turu hazırlama şansımız oldu. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve şimdi Nero'nun turuna başlayalım. Turumuza ana katın aft yani arka kısmından başlıyoruz. Bu yat gerçekten harika. Ben bu tur için çok heyecanlıyım. Normalde aslında bu turda çok fazla vaktimiz de yoktu ama Erman'la illa bir Türkçe tur da yapalım dedik. Ve buradan turumuza başlıyoruz. Burada çok güzel şezlonglarımız var. Her yerde zaten Nero üzerinde yazan havlularımız var. Her şey Nero branded. Sol tarafında bir e-foil'ımız, Seabob'umuz var. Bu da charter yat olduğu için zaten acayip böyle su oyuncakları var. Onlardan da size bahsedeceğim. Oyuncaktan kastım da işte jet skiler, tenderler ve jetboardlar gibi. Şimdi aft'in ana aslında oturma alanındayız. Sağ ve sol tarafımda iki tane oturma alanı var. Burada gördüğünüz masalar hem aşağıya hem de yukarıya çıkabiliyor. Böylece ister masa olarak kullanabiliyorsunuz ya da ister daha da büyük lounge haline getirebiliyorsunuz. Sonra buraya geldiğimizde aft deck'in tam ortasında harika bir yemek masamız var. Harika diyorum çünkü tamamıyla solid wood yani sadece ahşaptan yapılmış çok güzel cilalanmış bir masa. 10 kişi rahatlıkla oturabiliyor. Üzerimde zaten recess ışıklarımız, hoparlörlerimiz, sağ ve sol tarafta kabinelerimiz. Daha da önemlisi harika bir manzaramız var. Şu an Monaco'dayız. Manzara gerçekten çok hoş. Erman ne diyorsun? Abi manzara muhteşem. Süper keyifli başladı her şey. İnanılmaz bir yattayız. İnanılmaz. Bekleyemiyorum bitirmeyi. Kesinlikle. Şimdi burada hemen bu F-Stack'i desteklemek için ufak da bir bar alanımız var. Bar diyorum ama aslında lavabosu olan, buzluğu olan, buz yapma makinesi olan güzel bir ufak mutfak diyelim. Son olarak da burayı bırakmadan önce sağ ve sol tarafta zaten side decklerimiz yani yatın ön tarafına size götüren hollerimiz var. Buradaki merdiven upper deck F'de yani upper deck'in dışarıdaki kısmına çıkıyor. Ve buradaki çift kapı da bu kattaki ana salona açılıyor. Buraya salon demek ya da oturma alanı demeye benim dilim yetmiyor. Çünkü burası sanki böyle büyük bir buluşma alanı gibi. 12 metre beam'i var bu yatın yani genişliği 12 metre. Dolayısıyla bu salon bizim Beverly Hills'te gördüğümüz 50 milyon dolarlık evlerin salonları gibi. Kesinlikle abi. İnanılmaz. İsmini de çok iyi koydun. Buluşma salonu. Buluşma salonu. Aa, kesinlikle. Herkes buraya geliyor önce. Buradan da yatın diğer kısımlarına gidiyorsun. Daha fazla da içeriye girmeden yatla ilgili size birazcık bilgi vermek istiyorum. Yat Corsair Yacht tarafından yapılmış harika bir tekne. 2007 yılında commission ediliyor, 2008'de bitiriliyor. 2021'de çok extensive yani böyle her bir detayı değiştirilerekten büyük bir refit'ten geçiyor. Refit'ten de kastımız yani yeniliniyor. İçerisine böyle klasik durduğuna bakmayın. Her gördüğünüz yüzey, her gördüğünüz kabine tamamıyla yeni yatın. Zaten içerisinde inanılmaz güzel kokuyor. Yatla ilgili bilgiler de 90.1 metre uzunluğunda, bayağı uzun. 12 metre genişliğinde 1413 gross ton. 12 kişi çok rahat bir şekilde tatil yapabiliyor resmi olarak. Resmiden kastım yani kurallar içerisinde 6 tane state room'u yani büyük yatak odası var. 20 kişilik bir ekibi var. Yani biz bunu çekerken şu an bu teknede 20 kişi artı bizim ekibimiz var. 497 bin euro haftalık kiralaması charter fiyatı. Çok ucuz değil. 497 bin euro az para değil ama böyle uzunlukta bu kadar harika bir yat için bana sorarsanız inanılmaz bir fiyat. Erman belki ileride biz de böyle bütçeleri uydururuz. Birazcık indirim, birazcık Burgess'in desteği. Belki bir charter yaparız. Ya da abi kanalı büyütürüz. Daha kanalı büyük büyütürüz. Gelir, daha belki Türkçe kanal çok iyi bir yere gelir. Öyle olunca da tam ümit ettiğiniz şey aslında. Yardımcı olun, kanalımıza üye olun. Videolarımızı beğeniyorsanız bize beğenin. Alta yorum yapın ki şu Türkçe kanalı da biraz daha İngilizce kanalımıza yaklaştıralım. Her neyse lafı uzatıyorum. Brokerage'ı bu teknenin Burgess. Fiyatı 497 bin euro haftalık kiralaması satılık değil. Bununla bahsetmek istedim. Şimdi tura devam. Ana buluşma yerimiz, ana buluşma salonumuzdayız. Birkaç tane zaten oturma yerleri var. Burada ilk setimiz, burada ikinci setimiz. Kabineler harika. Ahşap işçiliği çok güzel. Burada gördüğünüz pencereler dışarıda birazcık ufak gözüküyor. Ama bunlar gayet iyi boyutta pencereler. Şimdi bu tarafa geri gelirsek ana salonun kendisi burası. Televizyon karşıda. Sağ ve sol tarafına da böyle ufak figür bir tekne dizaynı yapılmış. Sanki korsan teknesi gibi. Buraya biraz daha böyle sıcak bir hava versin diye.
Sol tarafımızda daha fazla pencerelerimiz var. Harika bir salon. Zaten tekneye geliyorsunuz F tarafından. Bu salondan geçiyorsunuz. Beklentileriniz bayağı yüksek oluyor bu tekne için. Şimdi turumuza hemen devam ediyorum. Burada paket kapılarımız var. Bu paket kapılarımız ana salonu buradaki ikinci salondan ayırıyor. Şuradaki merdivenin güzelliğine bakabilir miyiz abi? Bir dönebilir miyiz şuraya? Merdiven sanki yukarıda bir kaleye çıkıyormuşuz gibi. Yani bu teknenin, bu yatın hissiyatı inanılmaz. Hemen şimdi buradaki ufak salonu gezelim. Buraya da ufak salon ya da lounge diyorum ama 50 metrelik bir teknenin salonuymuş gibi. Gayet ferah bir yer. Kabin işçiliği ya da ahşap işçiliği o kadar güzel ki koltukların etraflarında böyle çok güzel girintili çıkıntılı bir şekilde sanki buradaki eşyaları güzelce sarıyor. Çok sıcak bir hava veriyor. Buraya mermer bir şömine koyulmuş. Açık raflar olsun, ışıklandırması olsun, yerdeki yumuşak halı olsun, buradaki televizyon, buradaki dekorasyon. Yatın her bir yerine o kadar güzel özenilmiş ki, yatın her bir yeri o kadar dikkatli bir şekilde planlanmış ki gerçekten böyle zaten içeriye girdiğinizde bunun farklı bir yat olduğunu çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Aynen öyle abi. Sanırım ilk kez şömine gördük biz bir yatta. Gazlı ya da elektrikli gördük ama böyle hakikaten proper bir şömine ilk defa görüyoruz. İlk defa görüyoruz. Kesinlikle evet. Haklısın. Merdivenimizden bahsettik. Zaten bu upper deck'e çıkıyor. Orayı da birazdan gezeceğiz. Şimdi turumuza buradan devam ediyoruz. Yat büyük. Yürü yürü bitmiyor. Bu tur birazcık uzun olabilir. Ama kesinlikle izlemeye değer. Yani bunu çok net söylüyorum. Buradaki kapılar yemek odasına açılıyor. Bu yemek odası harika. İngilizce'de biz formal diyoruz. Yani böyle biraz daha resmi, biraz daha salondan ayrılmış, biraz daha dedike edilmiş bir alan. Masa zaten çok güzel. Masa güzel olduğu gibi masanın üzerinde bulunan tabaklar, çanaklar, dekorasyonlar inanılmaz. Hemencik şöyle göstereceğim herkese. Bardakların üzerinde bile Nero yazıyor. Yani onu bile buraya custom yapmışlar. Bu da bu arada teknenin ismi. Pencereler olsun, buranın genişliği olsun. Hemencik orada bir durur musun? Ben şöyle bir bu tarafa yürüyüp herkese buranın volümünü göstereceğim. Erman da diğer tarafa gidiyor. Bu nasıl bir yemek odası? Devasa abi. 12 metre. Şu an biz bir yattayız. Burası yatın yemek odası. İnsanlar yat deyince böyle biraz daha kompakt, biraz daha efficient bir yer düşünür. Bu tam tersi. Bu bizim gezdiğimiz New York'taki apartmanlardan daha şaşalı. Kesinlikle öyle. İnanılmaz bir yer. Tura devam edelim. Şimdi burada bir çift kapımız daha var. Bu videoda ben 100 bin defa kapı diyeceğim bu arada. O kadar çok kapı var ki. Buradan side deck'e çıkabiliyorsunuz. Yerde çok güzel bir ahşap işçiliğimiz var. Buradaki merdiven bizi misafir kabinlerine getiriyor. Orayı da birazdan gezeceğiz. Devam da edersek... Burada yine ufak bir holdeyiz. Sağ tarafındaki kapı ufak bir deyhede yani bu katta bulunan bir yarım banyoya açılıyor. Buradaki kapı bu yatta çalışanlar için, güverte ekibi için ki böylece yatın her bir katında rahat bir şekilde dolaşıp yatın içerisinden geçmemelerini sağlıyor. Bu hallway'ler crew için yapılan yatın her katında var. Devam da ediyoruz. Buradaki gördüğünüz bu yontulmuş demeyeceğim de tam değil. Yani curve yani biraz daha esnetilmiş kapıda size direkt ana yatak odasına getiriyor. Şimdi bu ana yatak odasını ya da bu işte owner stateroom diyoruz İngilizce'de yat terminolojilerinde. Ben hayatımda böyle bir yatak odası görmedim. Yatak odası diyorum daha yatağı göremeyeceksiniz çünkü yatak bu duvarın arkasında. Ben hayatımda böyle bir oda görmedim. Giriyorsunuz önce bir oturma alanı var, çalışma alanı var, bir oturma alanı daha var. Sonra yatak odasına geçeceğiz. Daha da önemlisi bu yatak odası duplex. Çünkü arkamda bir merdiven var, o da ikinci katı çıkartıyor. Erman sen bu detayı bilmiyorsun. Bu kapıyı kapattığında yukarıda da bir kapı var. Orayı da kapatırsan ana yatak odası iki kat haline geliyor. Ve sadece buraya özel. Onu bile düşünmüşler. Onu bilmiyordum muhteşem. Yukarıdaki o sinema odası ana yatak odasının bir parçası. İnanılmaz. 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 Hemen şuradan turumuza başlayalım. Çok güzel bir masamız var. Masa maple ağacından. Artık maple'ın da Türkçesini unuttum. Buradaki işçiliği, kenarların dizaynı gerçekten çok hoş. Rahat bir oturma alanımız var. Pencerelerimiz gayet güzel doğal ışık getiriyor. Buradan devam ettiğimizde yine bir güzel ofisimiz var. Ofis diyorum yani aslında bir masamız. Zaten direkt o tarafta da salonu açılıyor. Hemen o salonu da gezelim. Yine ben daha önce yaptığımı yapacağım. Birazcık yürüyeceğim. Erman'dan uzaklaşacağım ki bu salonun da bir boyutunu görün. Yani ben böyle bir salona evde zaten razıyım. Yani bu bana yeter. Yat içerisindeyiz. Yatlarda hep böyle ufak eşyalar dizayn ediyorlar ki alanı çok fazla doldurmasın. Birazcık daha boş olsun diye. Burada bildiğin normal malikane koltukları koymuşlar. Ona rağmen içerisi boş. Abi kesinlikle turladığımız evler gibi. Turladığımız evler gibi. Hiçbir fark yok. Daha güzel. Hangi evi dünyanın her bir yerine taşıyıp 50 kişi içinde kalabiliyorsun? Hiçbir evin. Hiçbirini aynen. Bunu kalabilirsin. Hadi tura devam. Buradaki kapımız ana yatak odasının kendisine açılıyor. Diyeceksiniz ki ya Enes amma övdüm. Şimdiye kadar 5 tane oda gezdin. Her bir odada şu kadar büyük, bu kadar güzel. Övülmeyecek gibi değil ki. İşçilik. Bu güverte ekibinin titizliği,
mükemmeliyetçiliği. Her bir köşeye baktığınızda yat tertemiz. Her bir yerde harika dekorasyonları var. Her bir yerde çiçek koyulmuş. Her bir yerde güzel bir kitap, her şey çok güzel bir şekilde dekore edilmiş. Zaten bu yatların çok enteresan bir kültürü var. Yatçılık ya da bu charter sektöründe müşteri memnuniyeti o kadar önemli ki bu charter yapan ekipler her şeyin dört dörtlük olması için, müşteri için çok özeniyorlar. Yani anlatamam ne kadar özendiklerini. Gerek yastıklarınız olsun, her bir seferinde bu yatakları kurduklarında örtüleri ütülüyorlar. Örtü ondan bu kadar mükemmel duruyor. Çift kişilik yatağımız burada. 12 metre genişliğinde harika bir odamız var. Burada böyle bir ufak oturma alanımız var. Pencerelerimiz çok güzel. Yatağa dışarıdan baktığınızda aslında böyle konkevli bir dizaynı var. Dolayısıyla Erman, çatıya bakarsan çatı bu tarafa doğru birazcık kalkıyor. Biraz artıyor, evet. O yatın klasik çizgisini koruyabilmek için böyle dizayn etmişler. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani çok güzel. Hemen şöyle devam edelim. Burada televizyonumuz var. Ve burada da işte bir dressing table dediğimiz, işte makyajınızı yaptınız. Hazırlanıp dışarıya çıktığınız güzel de bir kabine sistemi var. Devam ediyoruz. Buradaki kapı ufak bir hole açılıyor. Bu hole de bizi zaten hem giyinme odasına hem de buradaki banyoya getiriyor. Bu banyo sanki New York'ta çok timeless, çok güzel bir penthouse'un banyosu gibi. Her yeri mermer. Mermerler çok güzel bir şekilde eşleştirilmiş. Burada jetli bir küvetiniz var. Pencereleriniz harika bir manzaraya bakıyor. Şu anki yerimiz de çok güzel. Monaka tamamen karşında zaten. Bu tarafta çift lavabonuz var. Buradaki kabine işçiliği, buradaki mermer işçiliği, mermerin güzelliği. Toiletry diyoruz. Yani işte bu sabununuz olsun, buradaki aksesuarlarınız olsun. Her bir şeyi düşünmüşler. Diyorum ya, bu yatların içine girmek, ben her girdiğimde böyle aslında birazcık çocuk gibi ilgiyle bakıyorum. Hangi detaya özenmişler, ne markalar kullanıyorlar. Burada tuvaletimiz, bidemiz var. Ve Erman'cığım, seni bu tarafa alabilir miyim şöyle 2 saniye? Burada bir duşumuz var. Herkese onu göstermek istiyorum. Kusura bakma, seni de böyle döndürdüm. Detaylar bitmiyor. Her bir havlunun üzerinde Nero yazıyor. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi tam bu açık rafların karşısında duşumuz var. Orayı da size hemen göstereceğim. Zaten harika bir duş. Aynı mermer burada da kullanılmış. Camın üzerindeki branding olsun. Yukarıdaki yağmur başlığı. Buradaki detaylar. Buradaki mermer işçiliği. Artık çok güzel diye turu bitireceğiz abi. Hadi devam ediyoruz. Şimdi bu birinci banyoydu. Arada, yani iki banyo arasında bayağı geniş bir giyinme odamız var. Burada zaten dolapların önüne hep ayna koymuşlar ki giyindiğinizde bir kendinize bakın. Gününüze hazırlanın, buradan da zaten gününüze devam edin diye. Bu arada üzerimdeki takım elbiseyi de çok sevdiğim arkadaşım Orhun Saraç yaptı benim için. Enes hep koyu renkler giyiyorsun, birazcık açıl, birazcık kendini bul dedi. Ben dedim ki ben anlamam o işlerden, sen anlarsın. O da sağ olsun benim için, vizyonu çok yüksek. Böyle bir takım elbise dikti benim için de. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Bu turları mümkün olduğunca profesyonel, mümkün olduğunca göze yakışır bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Orhun'cum, seni çok seviyorum. Takım elbise için de çok teşekkürler. Şimdi hemen devam ediyoruz. Sağ tarafta bir banyomuz daha var. Hiç buraya girmeyeceğim çünkü gezdiğimiz banyonun tamamıyla aynısı. Bu ne demek oluyor? Ana yatak odasının iki tane full banyosu var. Zaten böyle bir ana yatak odasına ya da bu kadar güzel bir yata iki tane banyo yakışır. Şimdi de bu yatın alt katındayız. Burada 5 tane misafir odamız var. Bunların misafir odası bile demek istemiyorum. Her biri ana yatak odası gibi. İnanılmaz. Burada da VIP kabinimiz var. Orayı da en son gezeceğiz. Önce turumuza bu kabinden başlamak istiyorum. Buna İngilizce'de twin cabin diyorlar. Yani iki kişilik kabin. Niye derseniz, aslında burada iki tane tek kişilik yatak var. Ama müşteriye göre isterseniz böyle birleştirip çift kişilik yatak yapabiliyorlar. Ya da ayırıp yatakları şurada gördüğünüz sehpaya iki yatan arasına koyup İki tane tek kişilik yatak haline de getirebiliyorlar. Böyle de bir versatility'miz ya da değiştirilebilecek bir özelliğimiz var. Ana katta gördüğümüz ahşap tonlar burada da çok güzel kullanılmış. İki tane porthole dediğimiz daha böyle ufak denizaltı penceresine benzeyen penceremiz burada var. Çok güzel bir masamız. Televizyon bu tarafta. Her yerde zaten dolaplar var. Gayet geniş bir misafir kabini. Şimdi bu tarafa doğru devam ediyoruz. Burada full banyomuz var. Burada kullanılan mermer tonlar gerçekten inanılmaz. Çok hoş. Gerek lavabomuz olsun, iki tane de lavabosu var bu arada. Gerek duşumuz olsun, gerek de buradaki küvet. Her bir misafir yatak odasının hem küveti var hem de duşu var. O da inanılmaz. Erman da bizde bayağı bir yat dolaştı. Bunu görmek neredeyse imkansız. Kesinlikle abi, bu kesinlikle harika. İnanılmaz. Yani bu yatın detayları, dizaynları, bir de böyle klasik, biraz daha traditional bir dizayn olmasına rağmen yenilenmiş olması 2021'de yata inanılmaz hoş bir hissiyat veriyor. Şimdi
Twin kabindeki turumuz burada bitiyor. Hemen sizi geri hole çıkartacağım. Tam karşımızda bir tane daha twin kabinimiz var. Bunun tamamıyla aynısı. Aynı şekilde full de banyosu var. Ondan orayı hiç göstermiyorum. Buradan turumuza devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane double kabinimiz var. Sol taraftakinden başlayalım. Burada direkt king size çok güzel çift kişilik bir yatağımız var. O da yine harika. Şöyle Erman'dan birazcık uzaklaşacağım. Odanın büyüklüğü zaten inanılmaz. İki tane portholumuz burada da var. Bunun etrafında kullanılan paslanmaz çelik malzemeler de çok güzel. Televizyonumuz bu tarafta. Açık raf, LED ışıklandırmalarımız. Yerde çok hoş, konforlu bir halımız var. Böyle bir yatta bir charter experience'ini düşünebiliyor musun? Abi muhteşem olur. Düşünsene 20-30 arkadaşınla birlikte ya da akrabalarınla birlikte geziyorsun. Harika denizleri geziyorsun. Allah harika. Ki biz de yapıyoruz onu şu an. Biz de yapıyoruz. Hatta bizim bir de Türkçe Bahamalar'da bir charter experience videomuz var. Onu izlemediyseniz izleyin. Charter yapabilmek böyle bir yatı gerçekten çok keyifli olur. Belki ileride bir gün bu yatıda charter yaparız. Bu birazcık pahalı. Yarım biraz milyon pahalı. Euro az bir para değil. Bahamalar'daki yatımız çok güzeldi. Charter'lar çok keyifli ya. Aynen. Her neyse dağılıyorum ben de. Konuyu da dağıtmayayım. Burada da double kabinimiz var. Hemen şöyle size banyosunu da göstermek isterim. Tabii bu biraz daha büyük olduğu için girişinde böyle bir klozetimiz, giyinme odamız var. Sonra direkt banyoya giriyor. Aynı mermer tonlar burada da kullanılmış. Yine çok güzel iki tane lavabomuz var. Küvetimiz. Burada da penceremiz. Burada kocaman bir duşumuz. Üzerinde de yağmur başlığı. Sanki böyle çok lüks, çok timeless, 5 yıldızlı bir otelin banyosu gibi. Bir de benim aklımın almadığı banyonun genişliği. Yani yatlı değilmişiz gibi. Sanki normal ev banyosuymuş gibi. Çok güzel bir banyo burada da var. Şimdi sizi tekrar hole çıkartacağım. Bahsettiğim gibi 2 tane twin kabinimiz, 2 tane double kabinimiz var. Yani yatın bu cephesinde totalde 4 tane misafir odamız var. Şimdi merdiven bu tarafta. Bu tarafa getireceğim sizi. Burada VIP cabin tamamıyla diğer yatak odalarından ayrılmış. Bu kapı bu yatta çalışanlar için açılıyor. Yani çalışanlar bu kata çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Ana merdiveni de kullanmalarına gerek yok. Buradan içeriye giriyoruz. Bu VIP cabin'in kendine özel çok harika bir salonu var. Burası da birazcık canlı renkli olsun diye burada yeşil koltuklar kullanılmış. Böyle hoş bir hava vermiş. Biraz daha timeless bir hava. Zaten dekorasyon harika. Her bir rafta bir aksesuar var. Her yer çok güzel bir şekilde LED ışıklandırılmış. Televizyonunuz, pencereleriniz. Bir de yatın bu eski stilinden dolayı ve bu ufak pencerelerden dolayı da böyle bir İngilizce'de nautical diyoruz. Böyle sanki böyle çok büyük bir geziye, bir expedition'a çıkıyormuşsunuz gibi de bir havası var. Vallahi çok hoş. Muhteşem abi. İçi tam böyle yelkenli gibi. Yelkenli gibi. Modern gibi ama böyle eski gibi. Ama değil. Yeni de. Kesinlikle yeni. Müthiş yapmışlar. Çok farklı. Bizim burada bir charter yapmamız lazım. Bunu yapalım abi. Bir charter'a ihtiyacımız var burada. Ermancığım gel bu tarafa doğru. Herkese bir de VIP kabinin yatak odasını gösterelim. Tabii ki yine çok geniş ve çok ferah. Burada yine çift kişilik bir yatağımız var. Yukarıya çıkan bir televizyonumuz bu kabin içerisinde. İki tane penceremiz, ışıklandırmamız yeşil tonlar olsun. Buranın da böyle çok sıcak bir havası var. Şimdi bu VIP kabin olduğu için banyosu da çok güzel. İki tane kapımız açılıyor. Bu banyonun layout ya da odanın dizayn edilme şekli birazcık formal. Yani birazcık daha böyle resmi. Ne anlamda diyorum? Tam ortasında çok güzel jetli bir küvetimiz var. Sağ tarafınızda harika bir mermerden yapılmış duşumuz. Bu mermerin de fabrikasyonu, detayları hem duş içerisinde olsun hem de lavaboların etrafında harika duruyor. İki tane lavabomuz var. Hem sağda hem solda. Burada güzel bir tuvalet odamız var. Harika bir banyo. Ne diyeyim ben böyle bir oturup bir etrafıma bakmak istedim. Abi sol sada içinde arkaya şöyle bir dalıp şöyle bir uzanıp hayatımdaki dertlerimi unutup şöyle bir keyif yapsam. Çok güzel bir yat. Bence çok zevkli bir şekilde hem yenilenmiş hem de dizayn edilmiş. Ve bu katta olmak gerçekten çok keyifli. Şimdi upper deck'in yani üst katın aft arka kısmındayız. Burada zaten dışarıda çok güzel oturma alanlarımız var. Buraya yastıkları koymuşlar. Masalar pırıl pırıl. Harika bir manzara. Tatil havasını zaten burada çok iyi bir şekilde alıyorsunuz. Buranın da bir salonu var. Yani bu katta istiyorsanız zaman geçirip hem içeride hem dışarıda olabiliyorsunuz. Bana da birazcık böyle bir Akdeniz rüzgarı vurdu şu an. Bir keyfim yerine geldi. Birazcık yorgunuz, birazcık uykusuzuz ama yat çok güzel. Biz sizleri çok seviyoruz. Öyle olunca bu turu yapmak istedik. Erman kamera arkasında kocaman bir gülüşü var. Çünkü şu an o da çok mutlu. Değil mi abi? Yanlış kesinlikle mı söylüyorum? Aynen öyle. Yani bu, çok fazla zamanımız yoktu bu tur için ama ne yaptık ne ettik. Gerçekten kaptandan izin aldık. Herkese bizim menajer şikayet ediyor. Neler neler yaptık bu ama tur olacak bu tur olacak dedik. Evet. Yani şunu da söylemek istiyorum. Böyle assetlere, teknelere, evlere girmek kolay değil. Kolay olmadığı gibi genelde de zaman kısıtlamaları olabiliyor. Öyle tekneler için. Ama illa dedik ki bir Türkçe turda olsun. Vallahi yapıyoruz. Benim de keyfim çok yerinde. Hadi devam edelim. Devam edelim abi. Şimdi oturma alanlarını herkese gösterdim. Burada ufak bir informal
oturma alanımız var diyeyim. Burada ana yemek masanız var. Diğer kapalı yemek odasında olduğu gibi yine çok güzel bir şekilde dekore etmişler. Bardaklar, çanaklar, tabaklar. Çok güzel. Yani aslında bu kadar yapmalarına da gerek yok ama size hoş bir hava veriyor. Bardakların üzerinde bile nero var. Bak onu şimdi fark ettim. Bu kadar. Süper. Ya harika. Mesele sadece geldiniz, tatil yaptınız, atan yedek odanız var değil. Mesele her bir tecrübenizin çok güzel olmasını istiyorlar. Zaten ekibe baktığınızda ekip pırıl pırıl giyiniyor. Kaptan çok tatlı birisi. Ekipte herkes çok gülecen. Bize de böyle bir enerji verdiler. Biz de zaten çok keyifli bir tur yapıyoruz. Hadi devam. Ufak bir barımız var burada yemek masası için. Onu bile çok güzel dekore etmişler. Buradaki merdiven direkt sun deck'e çıkıyor. Orayı da birazdan göreceğiz. İki tane side deck'imiz var. Ve son olarak da buradaki çift kapılar bu kattaki salona açılıyor. Burası biraz daha sıcak, biraz daha böyle gentleman's bar gibi diyeyim. Biraz daha keyif için yapılmış bir salon. Ana salonunuz gibi değil. Çok daha sıcak. Çatısı biraz daha düşük ama tam ortasında çok güzel böyle bir superstructure skylight yapmışlar. Yani aslında bu kısım tamamıyla ahşap. Buraya çok güzel doğal ışık getiriyor. Biraz daha teknemsi, yelkinimsi bir hava veriyor. Tam karşısına yine harika bir bar yapmışlar. Barı da sanki böyle New York'ta güzel bir steakhouse'da ya da klasik bir otelde bulunan bar gibi dizayn etmişler. Mermer tezgahı olsun, altındaki foot railing olsun, buraya yapılmış özel koltukları ve barın arkasında da espresso makinesinden tutun da kokteyli yapılacak yerler, buzdolabı, buz yapma makinesi. Hatta bar o kadar iddialı ki kendilerine özel custom kokteylleri var. Bu yatta olan. 20 tane ekip çalışıyor. Ekipte masüs var. Ekipte personal trainer var. Yani ekipte ne istiyorsanız ekipte var. Harika. İnanılacak gibi değil. Devam ediyoruz. Televizyonumuz burada. Zaten bahsetmiyorum. Her yerde pencerelerimiz var. Çift kapı açılıyor. Burada da staircase landing'deyiz. Yani merdivenin vardığı yerdeyiz. Buradaki kapı harika bir masaj odasına açılıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi kendi masörleri var yata hizmet eden. Buradaki kapı full banyoya açılıyor. Hem bu kata hizmet ediyor hem de masaj odasına hizmet ediyor. Buradan da devam edersek uzun bir holümüz var. Bu holün de ambiyansı çok güzel çünkü yine böyle porthole dediğimiz yani biraz daha yelkenlerde olan pencerelerimiz var. Bu tarafta bu teknenin ufak bir scale modeli var. Bu arada hemen dümdüz gelebilir misin? Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yan taraflarında stabilizer'ları görebiliyorsun. Bu teknenin sağ ve sol tarafında böyle tekneyle beraber hareket eden finler var. Şimdi tekne sağa sola çalkalanıyor ya. Hı hı. Ona counter effect yani ona karşı dalgaları kontrol edip teknenin bu sallanma hareketini biraz daha yumuşatıyor. O da bu arada çok büyük fark yapıyor. Şu an dışarısı inanılmaz dalgalı ama biz burada çok fazla hissetmiyoruz. Kesinlikle. Devam edelim. Hol zaten çok uzun. Sizi daha önce uyardım çok fazla kapı söyleyeceğim diye ve kapılara devam ediyoruz. Bu kapı ekip kapısı yani ekibin kullandığı hol için. Buradan geldiğimizde dışarıya açılan bir kapı var. Bu kapı çok önemli. Çünkü bu kapıyı kapatırsanız burası da ana yatak odasının bir parçası oluyor. Gelin içeri şimdi daha detaylı anlatayım. Burada full bir banyomuz var. Yine her yeri mermerle kaplı duşu olan çok güzel bir banyo. Ve sonra da buradaki kapı hazır mısın abi? Ana yatak odasından gelen merdiven. Aa süper. Yani o girişteki kapıyı kapatırsanız burası da ana yatak odasına ait. Buranın da full banyosu var. Bu da ne demek oluyor? Buradaki odayı ister salon, ister de yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu kadar geniş bir yatta, bu kadar yatak odasının olduğu bir yerde burayı da yatak odası olarak kullanmaya gerek yok. Zaten onun için de burayı sinema odası yapmışlar. Projektörümüz orada. Burada ekranımız aşağıya iniyor. Erman çılgın bir detay var. Hazır mısın? Nedir abi? Arkada gördüğün koltuk dönebiliyor 360 derece. Yani o koltuğu ister buradaki ekrana İster de pencereleri çevirebiliyorsun. Daha da enteresan detayı, istersen yukarıya da kaldırabiliyorsun ki arkada bulunanlar biraz daha ekranı net görsün diye. Abi inanılmaz. Biz bunu restoranlarda gördük, otoparklarda, hani parklar, garajlarda gördük ama bir salonda hiç görmedik böyle bir şeyi. Yatın içerisinde. Yatın içerisinde hem de. İnanılmaz. Odanın genişliği, odanın ferahlığı, bu kullanılan ahşap tonlar gerçekten harika. Diyorum ya, bizim parayı bir şekilde denkleştirip bir charter yapmamız lazım. Belli de olmaz. Belki ileride nasip olur. Bilemezsin bu hayatta. Aynen her olur. Şey sürpriz. Burası çok güzel bir salon. Şöminemiz de var. Şimdi devam edelim. Tur daha da enteresanlaşacak. Niye? Bu salona bağlı bir tane daha odamız var. Burayı ister bir yatak odası, ister bir salon ya da kütüphane olarak kullanabilirsiniz. Ana yatak odasına ya da bu odaya bağlı. Buradaki koltuğu da çekip yatak haline de getirebiliyorsunuz. Yani bu odanın çok güzel kullanışı da var. Sonra da son olarak buradaki kapıyı açıp sizi side deck'e çıkartacağım. Herkesi buraya çıkartmak istedim çünkü burada birkaç tane cool detayımız var. Birincisi
9,5 metrelik bir tenderimiz var. Bu tekneyi yapan tersane Corsair bu tenderi bu tekneye özel dizayn etmiş. Yani ufak bir replikası gibi düşünebilirsin abi. 9,5 metre. Buna limo tender diyorlar. Yani limousine tender. İnsanlar charter yaptığında alacakları iskeleye, alacakları plaja bununla gidiyorlar. Senin bu tatil tecrüben bu tenderle başlıyor. Burada bile otantik bir experience'ın var. Bu arada Monaco'dayız. Helikopterler uçuyor, insanlar jet ski'ye biniyor. Tekneler, orada paraglider'lar var. Her şeyin aksiyonun hızlı olduğu bir yerdeyiz. Monaco burası. Şimdi geri geliyorum. Ama casual bir tur oldu abi bu da. Herkes diyor zaten. Enes Türkçe turlar çok casual. İngilizceler biraz daha böyle resmi, biraz daha çeki düzen verilmiş. Türk insanları, bizim insanımız biraz daha sıcak seviyor. Biz de zaten böyle soğuk insanlar da değiliz yani. Öyle olunca ağzıma ne gelirse söylüyorum. Anlatabildiğim gibi anlatıyorum. Ama iyi anlamda ağzına geleni söylüyorsun. Tabii yani kötü anlamda değil zaten. Ne söyleyeceğim ki kötü. Aynen. Gezdiğimiz her yer çok güzel. Demeye çalıştım. Çok fazla düşünmüyorum. Aklıma geldikçe insanlara detayları anlatıyorum. Buradaki tenderi son olarak da 9,5 metre yukarıda crane'lerimiz var. Bunu buradan denize indiriyorlar. İnanılacak gibi değil değil mi? Bu arada sağ olsunlar, ekip bizim için indirdi. Çok güzel birkaç tane de çekim yaptık. Bu tendere de binmiş olduk. Ekibe de buradan çok teşekkürler. Erman'cığım turumuza devam edelim şimdi. Bu tekneyle ilgili çok enteresan, çok hoş olan bir hikayeyi ya da bir detayı anlatmak istiyorum. JP Morgan, meşhur olan bankacı JP Morgan, 1920 ile 1930 arasında kendine Corsair isimli, Corsair 1'den başlayıp Corsair 4'e kadar giden harika bir tekne dizayn ediyor. Ve bu tekneler zamanının en büyük yatları. Bu teknenin sahibi, yani Nero'nun sahibi buradan çok esinleniyor. O tekne dizaynları çok hoşuna gidiyor ve Corsair yat şirketini hire edip, yani onlara projeyi verip bu tekneyi yaptırıyor. Bu aslında JP Morgan'ın 1920-1930 yıllarında yaptığı o zamanın en büyük yatının replikası. İnanılacak gibi değil. Yani bu eski bir tekne değil. Bu o tekne değil. Fakat o tekneden bu yatın sahibi o kadar esinleniyor ki böyle bir dizayn istiyor. Ondan dışarıdan baktığınızda klasik bir yatmış gibi duruyor. Halbuki içerisi çok modern. Tamamıyla yeni. Yeni teknolojide olan. Hatta burada iki tane direğimiz var. Mast'ımız var. Onlar bile dekorasyon. Bu yelkenli değil çünkü. Aynı abi. Orta tekne. Yandan geçen tekneler, yatlar, herkes el sallıyor. Fotoğraf çekiyor. Video çekiyorlar. Dış görünüşü muhteşem. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi buraya geldik. Burası sinema odası bu arada. Teknenin buradan görüntüsü çok güzel. Zaten 2 tonlu harika bir dış boyası var. Ne kadar klasik gözükse de yaklaştığınızda teknenin ne kadar modern ve güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Erman'cığım şöyle bir dönelim. Teknenin bow, yani ön kısmı da burada. Burada ikinci tenderimiz var. Totalde 3 tender var bu teknede. 2 tane jet ski'miz, 1 tane ayaklı jet ski'miz var. Önde bow'da bow spirit dediğimiz böyle aslında o teknenin ucunda uzayan ahşap dizaynımız var. Altında çok güzel bir dekorasyonu. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Burada da bir havuzumuz var. Bu tender şu an bir havuzun içerisinde. 5.7 metrelik. İçinde swim against, yani suya karşı yüzebildiğiniz de bir jeti var. Dediğim gibi jet skileri olsun, aksesuarları olsun, su oyuncakları olsun. Bu yat gerçekten çok güzel. Şimdi de Sundeck'teyiz. Burası yatın en hoş yerlerinden birisi çünkü çok fazla dışarıda oturma alanımız var, keyif alanımız var. Önce buradan başlayalım turumuza. Yatın arka kısmında içeriye çok güzel bir şekilde entegre edilmiş harika bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi'nin etrafında oturma alanları, üstünde pergolası var ki böyle biraz daha işte buraya ışık gelmesin, birazcık daha gölge olsun diye. Manzaramız çok güzel. Burada da ilk mast'ımız var. Dediğim gibi bunlar aslında yelkenli mast'ı değil, daha çok dekorasyon için üzerinde de radarları vesaireyi koymuşlar. Buraya geldiğimizde bir skylight'ımız var. Üsttekin oradaki salonda gördüğümüz skylight burası. Yani buradan aldığınız doğal ışık orayı çok güzel aydınlatıyor. Burada da böyle güzel bir dekorasyon olmuş. Hatta etrafına da oturma alanları yapmışlar. Bu tarafa geldiğinizde burada güzel bir yemek masamız var. Yemek masası diyorum ama istiyorsanız bunu indirip buraya birazcık daha işte bu yastıklardan koyup ufak ya da iyi bir boyutta lounge'a da çevirebiliyorsunuz. Ufak dedim kazara bir şey için. Demeye dilim dönmedi. Çünkü hiçbir şey ufak değil bu yatta. Her şey çok oversize, her şey çok güzel. Tura da devam. Burada güzel şezlonglarımız var. Yine her yerde Nero yazıyor. Erman'cığım şöyle bir dönebilir miyiz? Şu Monaco manzarasını herkese gösterebilir miyiz? Monaco gerçekten çok enteresan bir ülke. Fransa'nın içinde teknik olarak. Ama yaptıkları finansal kararlar, yaptıkları ülke yönetiminden dolayı birçok zengin için dünyanın her bir yerinden çok avantajlı bir yer. Çünkü çok fazla vergi muafı var. Dolayısıyla bu ufak alana sığdırdıkları mülk, sığdırdıkları finansal güç inanılacak gibi değil. Yani böyle aslında
politik olarak anlatması zor bir ülke. Ve dünyanın en büyük yacht show'una da ev sahipliği yapıyor Monaco Yacht Show. Biz de onun için geldik. Şu an Monaco Yacht Show'un bir gün sonrasında bu çekimi yapıyoruz. Size de öyle enteresan bir Monaco hikayesi ya da detayı vermek istedim. Şimdi Erman'cığım şöyle geri dönelim. Burada da jimimiz var. Görmeden olmaz. Hemen göstereyim size. Elliptical bisikletimiz, normal bisikletimiz, kürek, koşu bandı, her şey olan güzel bir jim. Burada da zaten bir de spor hocası veriyorlar size. Yani burada çalıştığınızda ya da birisiyle çalışmak istiyorsanız onu da yapabiliyorsunuz. Şimdi turumuza devam. Hava da çok güzel, böyle keyifli bir şekilde yürüyorum ben de bu sandekte. Burada yarım bir banyomuz var. Yarım diyorum çünkü sadece lavabo ve tuvalet. Ama diğer tarafında bu banyonun da duşumuz var. Yani aslında hepsini birleştirdiğinizde full banyo haline geliyor. Burada bir stack'imiz var. Yani buna İngilizce stack diyorlar, Türkçesi bilmiyorum. Artık egzoz diyeyim. Çok güzel de bir sarı rengi var. Bunun burada olmasının sebebi o eski teknenin replikası olduğu için. Bu o otantik görüntüyü veriyor. Bir hizmet ettiği ya da büyük ihtimal havalandırma boruları falan var içerisinde. Ama aslında ana egzoz işi de yapmıyor. O da enteresan bir detay. Buradan da devam edersek sizi hemen yatın ön tarafına götüreceğim. Manzaramız çok güzel. Akdeniz'in mavi sularındayız. Sol tarafımda Kaptan Köşkü var. Teknenin normal hızı 12 knot. Maksimum hızı 15 knot. 1740 beygirlik iki tane de motoru var. Yavaş bir tekne değil yani. Bu arada da kabinin önünde güzel bir oturma alanımız. Harika bir manzaramız. Teknemiz çok güzel. Ve tur da burada bitmiyor. Çünkü bir Kaptan Köşkü'nün üzerinde de bir oturma alanımız ya da bir deckimiz daha var. Buraya da top deck diyorlar. Manzarası inanılmaz. İki tane burada güzel bir koltuğumuz var. Burayı tamamıyla böyle yastıklarla kaplamışlar. Çok rahat, keyifli bir yer. Teknenin ön tarafı harika. Teknenin kendisi çok güzel. Manzaramız inanılmaz. Yani burası Monaco. Arkadaki dağlar, yapılar, buradaki etraftaki güzel koylar, etrafımızdaki tekneler. Zaten insanların böyle yat charterlı yapmasının en büyük sebebi bu. Böyle bir tecrübeyi, böyle bir hissiyatı bu kadar güzel bir yattan başka hiçbir şeyle yaşayamazsınız. Ve Nero'nun turu da burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu teknenin kaptanı olan Mete, Nero'nun ekibine ve teknenin brokerage olan Burgess'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu turu yapmamıza izin verdikleri için. Her zaman olduğu gibi bu yatla ilgili bilgileri de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Son olarak size bu Monaco'dan getirdiğimiz videoyu da beğendiyseniz bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere.